Gelin şimdi 140 trilyon hücreden birine daha yakından bakalım. Ya da vilayetlerden birini hep beraber ziyaret edelim. Her hücre ne özelliği olursa olsun 3 ana bölümden oluşur. Hücre çekirdeği, sitoplazma ve hücre zarı. Hücrenin merkezinde bulunan çekirdeği, vilayet merkezinde oturan valiye benzetebiliriz. Vilayette hiçbir şey onun haberi olmadan gerçekleşmez. Hücrede yapılan işler çekirdekten gelen direktifler doğrultusunda sitoplazmada yer alan üniteler tarafından yürütülür. Her şeyden önce hücre içi işlerin yürütülebilmesi için enerjiye gereksinim vardır. Hücre içinde enerji mitokondri adı verilen ünitelerde üretilir. Bu üniteleri petrolden benzin üreten rafinerilere benzetebiliriz. Görüldüğü gibi mitokondri içerisinde raf şeklinde oluşumlar bulunur. Bu raflarda hücre zarından geçerek gelen şeker oksijenle yakılır. Bu yanma olayının sonunda ATP yani adenosin trifosfat meydana gelir. ATP üretilemiyorsa hücre içi faaliyetlerin tümü durur. Sitoplazmada yer alan diğer bir ünite ribozomlardır. Bunlar hücreye özel maddelerin üretildiği fabrikalardır. Üretilen mal postane ya da depolara gönderilir. Golgi cihazı paketleme merkezi ya da postanedir. Golgi cihazı ya da paketleme merkezi birçok karayolu yani endoplazmik retikulum ile ribozomlara yani ürünlerin üretildiği fabrikalara bağlıdır. Paketleme merkezinde paketlenen maddelerden bazıları hücre içi faaliyetlerde kullanılmak üzere depo edilir. Bazıları ise paketlenerek hücre dışına yollanır. Golgi cihazına yollanan maddelerin paketlenmesi etraflarının ince bir zarla çevrilmesiyle gerçekleşir. Ortaya çıkan paketin tıp dilindeki adı veziküldür. Golgi cihazı içerisinde paketlenen maddelerin cinsi, maddeyi üreten hücrenin üstlendiği göreve göre değişir. Yani midede paketin içinde asit varken, endokrin bezlerdeki paket içinde hormon bulunur. Ribozomlar, hücre adı verilen vilayetin jandarmaları ya da savunma kuruluşlarıdır. Hücre içine sızmış maddeleri içlerine alıp yok ederler. Hücre içinde üretilen ve tüketilen maddelerin taşınmasını yani ulaşımı sağlayan son derece güçlü yollar vardır. Bu yollardaki ulaşımı son 20 senedir canlı olarak takip edebiliyoruz. Vilayetin her tarafını bir ağ gibi ören bu yollarda irili ufaklı araçların devamlı olarak yol aldığı müthiş bir trafik var. Bir farkı var bu trafiğin. Yollarda hiç kaza olmuyor. Trafik tıkır tıkır işliyor. Elektron mikroskobu ile bakıldığında endoplazmik retikulumun tanecikli ve taneciksiz olmak üzere iki değişik yapıda olduğu görülür. Tanecikli olanlar üretim fabrikaları yani ribozomlardır. Ribozomlar hücre içine alınmış amino asitleri ham madde olarak kullanırlar. Ve amino asitlerden çekirdeğin yani vilayetin denetiminde protein üretirler. Değerli izleyiciler, hücreye girelim girmesine de hücre zarını geçmek hiç de kolay değil. Hücre zarı çok ince. Ancak angstrom ile ifade edilebiliyor bu büyüklüğü. 75 ila 100 angstrom kalınlığında bu zar. Yağ, protein karışımı bir yapısı var.
Bu incecik tabaka kendi içinde 3 kattan oluşuyor. Zarın en diş tabakası protein yapısında orta bölüm çift katlı yağdan oluşuyor. Zarın en içi gene protein yapısında. Hücre zarı üzerinde delikler var. Hücre içine girebilmenin bir yolu da zardaki bu delikleri geçmekte mümkün oluyor. Bazı hücrelerde zardan dışarı doğru eldiven parmağına benzeyen uzantılar çıkar. Böylece hücre zarı yüzeyi büyütülür. Bu tür uzantılara bağırsak epitelini oluşturan hücrelerde rastlarız. Bazı hücrelerde bu uzantıların boyları 10 angstrom'a kadar varmaktadır. Bunlar ileri geri hareketler yapabilirler. Böylece örneğin soluk borusu ile gelen tozlar yakalanır. Bunlara cilia adı verilir. Vilayet merkezine ya da çekirdeğe gelince. Çekirdeğe 4 ila 10 mikron büyüklüğünde küre ya da elips şeklinde bir yapı. Genel olarak her hücrenin bir çekirdeği vardır ancak bazı hücreler birden fazla çekirdeğe sahip olabilirler. Karaciğer hücreleri gibi. Çekirdek hücre için beyin görevi üstlenmiştir. Hücrede cereyan eden bütün biyolojik olaylar hücre çekirdeğinin denetimi altında gerçekleşir. Çekirdek ya da vilayet merkezi 4 bölümden yapılmıştır. Çekirdek zarı, kromozomlar, nükleoprotein ve protein. Çekirdek zarı da hücre zarı gibi yağ ve proteinlerden oluşan iç içe iki tabakadan yapılmıştır. Bu tabaka arasında bir boşluk vardır. Bu boşluk 500 angstrom kadardır. Bu boşluk içindeki borucuklar çekirdeği hücre içi karayollarına yani endoplazmik retikuluma bağlarlar. Böylece vilayet merkeziyle protein üreten fabrikalar ve hücre zarı arasında mükemmel bir bağlantı sağlanmıştır. Çekirdek zarında ayrıca küçücük delikler de yer almaktadır. Bu zarlar aracılığıyla bazı maddeler hücre merkezi yani valilikle şehir içi yani sitoplazma arasında kolayca gidip gelebilir.